Başkent Postası TV'den hepinize merhabalar değerli izleyiciler. Feyza ile Ankara Gündem adlı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Ankara Kızılay'da bulunan Çağrı Dil Okulları'nın kurucusu Mustafa Gürleyik hocamla beraberiz. Hocam bugün bizleri 10 katlı binasıyla Türkiye'nin en büyük dil eğitim merkezi olan Mustafa Gürleyik öğrencilerine iletişimci yaklaşım metodu ile yabancı dili nasıl öğrettiklerine ilişkin tecrübelerini bizlere anlatacaklar. Hocam öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ediyorum. Hocam bizlere biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben Mustafa Gürleyik, Ankaralıyım. 41 yıllık Fransızca öğretmeniyim. Evet. Yurdumuzun değişik yerlerinde Fransızca öğretmenliği yaptım. Ama uzun bir dönemde Milli Eğitim Bakanlığı Dışişleri Genel Müdürlüğü'nde eğitim uzmanlığı ve şube müdürlüğü yaptım. Ayrıca bu görev süren boyunca Almanya Essen Başkonsolosluğu ve Fransa Strasbourg Başkonsolosluğu'nda eğitim ateşeliği yaptım. Yani eğitim ateşeliği yaparak ülkemizi yurt dışında temsil etmiş oldum. Hocam kaç dilde eğitimler vermektesiniz? Çağrı Dil Okulu olarak biz 30 dünya dilinde eğitim veriyoruz. Hı hı. İngilizce, Arapça, Fransızca, Farsça, Rusça, Osmanlıca, bütün aklınıza getiren çok konuşulan diller eğitimi burada mevcuttur. Yabancı dil eğitiminde, öğretimlerinde iddialısınız. Biz Çağrı Dil Okulu olarak 2012 yılında kurulduk. Kuruluşumuzda, kuruluş dilimiz Arapça, İngilizceydi. Sonra geliştirdik. Hı hı. Zaten kendim de Fransız öğretmeni olmam dolayısıyla bu işin mantığını biliyoruz. Yavaş yavaş memnuniyeti sağlayarak bu dil çeşitliliğini arttırdık. Bütün yani 30 dünya dilinde ve Ankara'nın en kapsamlı dil okuluyuz. Başka bizim gibi 30 dünya dilinde eğitim veren kuruluş yok. Yaptır. Bu konuda iddialı olduğumuzu söyleyebilirim. Evet. Kursiyerleriniz daha çok nereden geliyor hocam? Kursiyerlerimiz Cumhurbaşkanlığından, bakanlıklardan, üniversitelerden, liselerden ve sivil toplum kuruluşlarından geliyorlar. Genellikle kursiyer adayları bizlere internet vasıtasıyla bize ulaşıyorlar, araştırıyorlar. Bize ulaşıyor. Onları bilgilendiriyoruz. Kayıtlarını ona göre yapıyoruz. Anladım hocam. Hocam şunu merak ediyorum. Yabancı dil öğrenmeye ilgi var mı? Çok sayıda kursiyerimiz var. Şöyle söyleyebilirim. 200'ün üzerinde üniversite var. Evet. Ve üniversiteden devamlı bizim vatandaşlarımız mezun oluyor. Herhangi bir kuruma, işe falan gireceklerinde yabancı dil soruluyor. Yani bu diğer adaylardan farklı olmanın yolu yabancı dildir. Bunun dışında mesela daha önceki yıllarda doktora biliyor musun falan diye soruluyordu. Şimdi hangi yabancı dildi? Aynen, biliyorsun diye soruyor. Ayrıca bir yabancı dil yetmiyor, iki yabancı falan soran kurum kuruluşlar söz konusu. Tabii ki. Evet. Evet. Aynen hocam. Yabancı dil öğretmenlerinizin nitelikleri neler hocam? Bize genellikle yabancı hocalar eğitim veriyor. Şöyle diyebiliriz, genel yabancı dil kurslarında yabancı hocalar derslere giriyor. Çünkü orada dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri geliştiriliyor. Ama sınav gruplarında ise Türk hocalar derslere giriyor. Çünkü orada sadece okuma anlama becerileri geliştirdiği için Türkçe'ye ve ilgili yabancı dile hakim olması lazım. Orada yani sınav gruplarında Türk hocalar tercih ediliyor. Anladım hocam. Diğer kurslardan farklı uygulamalarınız var mı hocam? Nedir varsa? Tabii ki var. Şimdi bizim kurslarımız, bütün sınıflarımız bilgisayarlı, projeksiyonlu ve internet bağlantılıdır. Burada en modern şekilde eğitimimizi veriyoruz. Ayrıca hocalarımızın çoğu yabancı olması dolayısıyla kursiyerlerimizin burada pratik yapma şansları daha fazla. Diğer taraftan bütün kursiyerlerimizi WhatsApp gruplarına kaydediyoruz. WhatsApp gruplarından hocalarımız sürekli öğrenciyle iletişim kurarak dersin dışında da öğrencilerimizi aktif halde bulunduruyorlar. Onlara pratik yapıyorlar. Farklı bir uygulamalar bunu söyleyebilirim. Ayrıca biz burada iletişimci yaklaşım metodunu kullanıyoruz. Nedir bu iletişim yaklaşım metodu? Bütün metinler, diyaloglar günlük hayattan seçilmiştir. Yani kişi burada diyelim ki bir kur devam etti, bir kur boyunca dört beceriyi geliştiriyoruz. Rahatlıkla yabancılara iletişim kurabiliyorlar. Evet hocam, çok güzel. Hocam, Türkiye'de yabancı bir dilin öğrenilmesi konusunda, yani öğrenilemiyor ya hani bir türlü, pratik yapma ortamlarının bulunamamasından mı kaynaklı?
Tamamen doğru söylüyorsunuz. Çünkü ben de mesela Fransızca öğretmenim demiştim. Biz ortaokulda, lisede ve üniversitede genellikle gramer ağırlıklı eğitim gördük. Evet. Biz tabii ki ben 1980'de mezun oldum. Mezun oluncaya kadar bir Fransızca karşılaşmadım. Böyle bir şeyimiz vardı. Hakikaten okullarımızda çok güzel eğitim veriliyor. Ancak kişiler pratik yapma şansları bulamadıkları için maalesef ben işte dil biliyorum ama konuşamıyorum diye bir cümle söylüyor. Türkler böyle söylüyor. Ama biz dil okulumuzda bunu kırdık, bu eksikliği hissettik ve hocalarımızın tamamını, hani şeyde dört beceriyi geliştirdiğimiz eğitimlerimizde tamamını yabancılardan seçiyoruz. Siz burada ve çok sayıda hocamız var, hocalar için size tercih bile yapabiliyorsunuz. Ne güzel, çok evet. Güzelmiş hocam. Evet. Bir de hocam, eğitim verdiğiniz derslikler hakkında bizlere bilgiler verebilirsiniz. Derslikler, işte biraz önce bahsettiğim gibi bütün dersliklerimiz bilgisayarlı, projeksiyonlu ve internet bağlantılıdır. Bu çok önemli. Yabancı öğretimde teknolojilerin de faydalanmamız gerekiyor. Hı-hı. Örneğin mesela bir gazete haberde işlerken veya bir televizyon haberde işlerken hocamız normalde ders anlatıyor. Ayrıca onu öğrencilere dinletiyor veya görsel videolarını gösteriyor. Onun arkasından izlettikten sonra neden, niçin, nasıl, kim, ne zaman gibi sorular sorarak öğrenciyi konuşturuyor. Yani anlayıp anlamadığını ölçebiliyor. Anladım hocam. Bir de hocam, bir dili öğrenmenin ikinci ya da üçüncü dili öğrenmeye katkısı oluyor mu? Çok büyük katkısı olur. Çünkü diyelim ki İngilizce bilen bir kursiyerimiz, iyi şekilde bilen kursiyerimiz bu dilin, dil öğrenmenin mantığını öğrenmiştir. Diğer yabancı dil öğrenmesi daha kolay oluyor. Ama öncelikle burada ana dili iyi bilmemiz lazım. Ana dil çok önemli. Aynen. Ana dili iyi bilemeyen kişiler diğer başka bir yabancı dili öğrenemezler. Önce ana dil, sonra birinci yabancı dil, dilin mantığını öğrenme, sonra da diğer yabancı çok rahat öğreniliyor. Evet hocam. Evet. Hocam, başarıya garantiniz var mı? Tabii ki. Bizim şimdi kursiyerlerimize başarı garantisini söylüyoruz. Bizde başarı garantisi var diye. Eğitim koordinatörü söylüyor. Hı hı. Burada şöyle bir yol izliyoruz. Kişi kur atlama sınavında, yani o kursun kur atlama sınavında %50'nin altında puan alırsa ve devamsızlık %10'dan fazla devamsızlık yapmaması gerekiyor. Yani %10'dan fazla devamsızlık yapmadı ve %50'nin altında puan aldı. 50 puanın altında puan aldı. Bu öğrencimize ücretsiz kur tekrarı hakkı tanıyoruz. Bu bizim başarı garantimizdir. Yani kişi düzenli devam etmesi lazım. Öğrendiklerini günlük olarak tekrar etmesi gerekiyor. Buna rağmen 50 puan altında aldığı zaman ona ücretsiz kur tekrarı hakkı tanıyoruz. Çok ve bunu güzel. Da web sitemize ilan ettik. Kursiye adaylarımız buna bakarak geliyorlar zaten. Evet hocam. Dersleri başarıyla bitirenlere bir belge veriyor musunuz? Tabii ki. Şimdi biz Millet Kolaycı sertifika veriyoruz. Tabii ki bunun için Milli Eğitim'den komisyon üyeleri geliyor. Bütün her şey kurallarına uygun oluyor. Önce kursumuza başvuran kursiyerlerimizin isim listesini Milli Eğitim'in onayına sunuyoruz. Onay verildikten sonra eğitimimizi veriyoruz. Eğitim sonunda da Milli Eğitim'in uygun gördüğü bir tarihte komisyon huzurunda kişiler yazılı ve sözlü sınava giriyorlar. Bunun sonunda Milli Eğitim onayı sertifika veriyoruz. Evet hocam. Hocam, son olarak şu soruyu sormak istiyorum. Yabancı dili öğrenmek isteyenlere buradan önerileriniz nelerdir? Neler söylemek istersiniz? Şimdi yabancı dil öğrenme, bizde Türk milletimizde böyle bir korku var. Yani ben yani öğrenemiyorum falan diye. Hiç zor değil. Evet, çünkü yapamam biz korkusu. Yok, kesinlikle o korkuyu biz yeniyoruz. Zaten yabancı dili sevdirerek öğretiyoruz. Burası önemli. Hocalar da yabancı olunca, biraz hocalar da sempatik hocaları seçiyoruz daha doğrusu. Bu bir iletişim metodu. Dersler eğlenceli geçiyor. Hiç şey yapmasınlar, korkmasınlar. Yeter ki derslere devamlılık yapmasınlar. Öğrendiklerini günlük olarak tekrar etsinler. Bir de hata yapmaktan korkmasınlar. Biz burada zaten ana dil mantığıyla eğitim veriyoruz. Yani bir Fransız söylerse cümleyi nasıl söyler, onu öğretiyoruz biz. Kişi de ona göre söylüyor. Bir İngiliz nasıl söylüyorsa cümleleri o şekilde. Yani bir Türk mantığıyla değil, bir Fransız, bir İngiliz mantığıyla, bir Arap mantığıyla hangi dil öğretiyorsak o mantıkla kişilere eğitim veriyoruz ve öyle konuşmalarını sağlıyoruz. Yoksa Türk mantığıyla düşündüğü zaman bu işi başaramıyoruz. Aynen hocam, dediğiniz evet. gibi.
Hocam çok teşekkür ediyoruz bize. Ben teşekkür ederim. Önemli konularda gerçekten bilgilendirdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Bize bu şansı tanıdığınız için. Çok teşekkür ediyorum.